Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bir Posta Kobi özel yayınımızla sizlerleyiz. Çok değerli konuğumuz, hocamız bugün bizlerle efendim. Kendisi ortopedi uzmanı Hakan Dülger. Dilerseniz Hakan hocam öncelikle bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri takdim edelim. Bizler de tanıyalım elbette. Ardından da sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Değil Çok mersi bizler değil. Sizleri tanıyabilir miyiz hocam? E, tabii ben e, Hakan Dülger. Adana doğumluyum. E, genç bir cerrah. Ortopedi uzmanıyım. Uludağ Üniversitesi'nde lisansımı, Trakya Üniversitesi'nde de yüksek lisansımı yaptım. E, 2011 yılından beridir de uzman olarak çalışmaktayım. E, bir de bizim yan olarak e, ilgilendiğimiz e, mikro cerrahi kısmında da 3-4 yıldır bir deneyimimiz var. Meşakkatli bir yolculuk. Kesinlikle. Bu alanı, bu mesleği tercih etmenizin hikayesi var mıydı hocam? E, şöyle ben zaten doktor olmaya çok istiyordum. Cerrahlık e, o sonradan eklendi ama. Ee, şu an hani tekrar yeniden sınava girseniz yer olur muydunuz diye sorarsanız kesinlikle. Ne kadar güzel. Şahane. Severek yapıyoruz. Çok. çok. Evet, hocam sizin engin bilgilerinizden de faydalanalım. Bugün öğrenelim, bilgi sahibi olalım. Teşekkür. Hemen az önce dediğiniz gibi el ve mikro cerrahi uzmanlığı hmm. ilgili bir şey sormak istiyorum ki tıp fakültesi üzerine ayrı bir yüksek lisans eğitim de almak gerekiyor mu? Çünkü hocam hani 6 yıl okuyoruz ama bitmeyen bir yolculuk. Kesinlikle. Bu el cerrahi uzmanı olmak için aslında e, bunun yüksek lisansta birebir el cerrahi uzmanlığı bölümü yok. Ben ortopedi uzmanıyım. E, 6 yıllık lisans eğitimi üzerine e, 5 yıllık ortopedi uzmanlığı olarak e, bir e, uzmanlık eğitimi aldım. Bundan sonrasında el cerrahi zaten o aldığınız 6 yıl, 5 yıllık e, yüksek lisans programı içerisinde alıyorsunuz. Hı hı. E, üstüne e, bunun ilgili kursları var. Kurslarıyla kendinizi geliştirerek. E, vaka deneyimiyle el ve mikro cerrahi uzman olarak çalışabiliyorsunuz. Plastik cerrahi uzmanları da aynı şekilde el ve mikro cerrah ile uğraşırlar. Mikro cerrahi aslında bir yöntem, e, mikroskop altında e, onarma yöntemi. E, bu mikroskop altında onarma yöntemini hangi ameliyatlarda uygulayabilirsiniz? İşte bunun e, uzmanlığı. Hmm. Hangi alanlarda görülüyor hocam daha e, çok? Sadece şeyde değil, ortopedide veya plastik cerrahide, işte uzuv kopmalarında vesaire değil. E, bu mikro cerrahi dalı e, mesela genel cerrahların da uyguladığı, ürologların kullandığı, uyguladığı bir e, cerrahi yöntemdir. E, burada küçük gözde görülmeyen e, yapıların e, tendondur, bağdır, damardır, sinirdir onların onarılma ve e, ameliyat tekniği. Yeniden evet. aslında işlevliğini kazanabilme. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Bu anlamda da uzun kapsamında da nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Uzuv kopmalarında. Uzuv kopmalarında. Uzuv kopmalarında öncelikle aslında bizim için kopan organ değil hastanın kendisinin genel durumu çok önemli. Bu genel durumuyla ilgili bütün önlemleri aldıktan sonra ivedi olarak bir kuruma, sağlık kuruluşuna bu konuyla ilgili donanımlı bir sağlık kuruluşuna transferi gerekiyor. Transferini halledebilmek için Sağlık Bakanlığı'ndan, acil biriminden, 112'den yardım almak en mantıklısıdır. Hı hı. Çünkü ilgili birimleri onlar çok daha iyi bilirler. Bizim yapacağımız şey kopan organı temiz, uygun şartlarda işte hani bir temiz beze sarılı bir buz kompresiyle direkt sıvı ile temas etmeyecek şekilde transportunu sağlamaktır. Hı hı. Böyle anlatımız belki kolay hocam ama evet. siz bir anlattıkça gözümün ister istemez şekillendiriyorum. İnsan hakikaten bir garip oluyor. Kesinlikle. Başınıza gelmemesi lazım. Evet. Hani bir CR olarak sizin başınıza geldiğinde ne olur diye düşünürseniz herhalde bir hasta psikolojisine geçebiliriz. Biz o zaman geçelim. Ama yine de duyguları bir kenara bırakıyoruz. Daha profesyonel bir şekilde hızlı bir şekilde bir sağlık kuruluşuna ulaşmasını sağlıyoruz hastamızın. Peki hocam mikro cerrahiyle ile yapılan ameliyatlarda başarı oranının yüzdesini verebiliyor muyuz? Şöyle başarı yüzdesini etkileyen faktörler var. Bunlar neler? Önce öncelikle e, kopan uzva sahip hastanın yaşı. Yaşı eğer ileri ise şekeri varsa, tansiyonu varsa bu hastanın yaptığınız işlemin başarı oranı düşecektir. E, başarı oranını etkileyen bir diğer faktör e, hastaneye ulaşma süresidir. İlk 6 saatte onarılan organlar uzu veya e, neyse yani birçok organı yerine dikerken bu kural geçerlidir. 6 saatte ne kadar yakın sürede onarıma başlarsanız ve kopmanın yaralanmanın tipi çok önemlidir. Ne kadar basitse e, o zaman tutma derecesi e, artar. E, özellikle uç kopmalarında yani bir organın ne kadar uç kısmından kopuyorsa başarı oranında artar. Yukarıdan koptuğunda içindeki kas ve iskeletin e, volüm olarak miktarı arttıkça e, başarının oranı düşecektir. Hmm. Bu da daha dramatik sonuçlarla e, karşılaşılır. Bir de e, her şey mükemmel onarıldı, rehabilitasyonu çok iyi ama hastanın beklentisi çok önemlidir. Bu konuyla ilgili genç dinamik bir hastada bir parmağın kopmasında onu dikip kazık gibi bir parmak yapıp elin e, fonksiyonunu bozacağınıza o parmağı amput etmek yani e, dikmemek daha mantıklı olabilir. Hmm. Bununla ilgili cerrahın denemi, deneyimi, bir de hastanın dediğim gibi iş işte, beklentisi, Hı -hı. iş gücü Hı -hı. kapasitesi Hı -hı. bunları e, göz önüne almak gerekir. Tabii teknoloji de ilerliyor hocam. Tabii, tabii ama mikro cerrahi 1970'lerden 68'lerden kalma bir cerrahi teknik bu arada. Yeni bir teknik değil. Vay. Wow. bakın oldu. daha neler neler elbette ki. Üstüne katılarak Teknik değil de daha çok e, donanım e, artıyor. Bu konuyla ilgili eski alet, el aletleri yerine veya eski mikroskoplar yerine daha donanımlı mikroskoplar ve daha donanımlı el aletleriyle çalışmaktayız. Ama yaptığınız cerrahi tekniği keske değiştirmiyor. Bundan sonrası için hocam hedeflerinizde neler vardır? Neler yapmak istersiniz? Şöyle ben e, hani tıpla ilgili bu genel bir soru oldu bir anda düşündüm kusura bakmayın. <laughs> tıpla ilgili kısımda e, böyle kendime has bir tedavi bulmayı çok istiyorum ama tabii e, bununla ilgili iyi bir eğitim araştırma veya üniversitede e, olmak gerekiyor. E, ben e, mümkün oldukça e, temel kural olarak adaletinle vicdanınla e, bir e, hastayı empati yaparak tedavi vermekle yükümlüyüm. Bunu yapmayı hedefliyorum sürekli. Bu konuda da güzel bir yolda gittiğimi düşünüyorum. Ne kadar güzel. İnsanla sağlığa dokunmak. Kesinlikle. E, o kişinin umutlarının belki tam e, körleştiği noktada tekrardan umut sağlayabilmek çok hakikaten hocam kendinize size has çok farklı. Bu eğitimle, donanımla, severek yapmak çok başka duygu olsa önemli, gerek. Önemli. Önemli. Önce insan olmak gerekiyor. İnsan olmak Çünkü gerekiyor. Çünkü karşınızdaki e, uğraştığınız şey bir araç, bir e, ev aleti değil. En de sonunda bir mikroorganizma ve bir bedenle uğraşıyorsunuz ve o kişi kendini size teslim ediyor. Çok güzel bir laf vardır, bizim bir hocamız söyler. Siz bir kişinin tiyatro sahnesinde içeri giren en önemli karaktersiniz. Girdiğiniz zaman sizin duruşunuz, ondan sonra bakışınız, ona karşı kullandığınız kelimeler o kişinin hayat sahnesinde çok önemli bir rol teşkil eder. Buna çok dikkat etmek gerekiyor bence. Ve dönüşü de yok aslında hocam. Yok. yok. Kesinlikle. Yani aman hata yaptım yanlışım şurası o, olmadı. O, hata olabilir. Hata, hata illa. değil ama şey ama hani... bilinçli hata olmaz. Aynen bilinçli öyle. hata olmaz. Gençlere tavsiyeleriniz neler olacaktır hocam? Ben de gençim ama şimdi. Elbette bu mesleği seçmek isteyenlere sizin kesinlikle. gibi genç meslektaşlarınız Bu yolda başlayan arkadaşlara evet. önerim şu. Öncelikle sabrı ve şeyi kenara bırakıyoruz. Bu meslekte çok önemli bir şey mesleki beklentilerinizi bir kenara bırakıyoruz. İnsan olmayı öğrenmek lazım. Bir de kuralları olması gerekiyor kişinin mutlaka. Belli kuralları olan, sabrı yerinde olan ve mesleği seven herkes bence iyi bir doktor, iyi bir cerrah olabilir. Bu mesleği evet. sonuna kadar yapabilir. Yapabilir. yapabilir, yapabilir. Hiçbir şekilde dışarıdan görüldüğü gibi değil. Değil kesinlikle. Hem kesinlikle. 6 yıl okuyorsunuz. Saha da bambaşka mı hocam değil mi? Öğrendiğiniz kısımlar var. Bir de zamanla Size deneyimle öğrendiğiniz bilgiler e, oluyor. Bunlar bence zaman içerisinde e, her meslekte olduğu gibi bizde de oturuyor. Pekiştirerek Kesinlikle. ilerliyor. Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Ben sizlere. teşekkür sizlere ederim. Sizlere sağlık ardından da nice güzel başarınızın kat ve kat devamını diliyorum. Çok teşekkür çok ediyorum teşekkür ben de teşekkür herkese hocam. sağlık diliyorum. Üreğinize, emenize sağlık. Sağ olun. Değerli konuğumuz hocamız efendim. Ortoped uzmanımız Hakan Dülger hocam. Postokopi Özel yayınımızdaydı. Bir sonraki programda da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.